Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlar, özellikle kripto paralar üzerindeki yasaklansın olayı hakkında konuşacağız. Son zamanlarda tabii konuyla alakalı farklı farklı tepkiler gelmeye başladı. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Çin tarafından bir yasak gelmişti. Çin yasaklamasına rağmen devamında farklı durumlarla izledi. Hatta burada el koydukları şirketler üzerinde arkadaşlar biliyorsunuz Çin tarafında bir takım geçmişte operasyonlar yapıldı vesaire. Çin Bitcoin ve e kripto paralara el koydu. Hatta çok yüklü miktarda Bitcoin ve aynı zamanda Ethereum tuttukları biliniyor Çin devletinin. Burada hala bunları satışa koymadılar arkadaşlar. Yani hala satmadılar. Çin bunları e, tutmaya devam ediyor. Yani resmen bir yatırım aracı olarak kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Tabi devamında NFT'lere dair yeni hareketler yapay zeka derken Çin'in ilerleyen süreçte yeniden kabul etme beklentisi ortaya çıktı. Bu da Çin kriptolarını ateşlemişti arkadaşlar. ABD tarafından gelen e, haberler Genel olarak farklı partilerden olmak suretiyle özellikle e, kripto paraların yasaklanmasına dair senatörlerden bir takım açıklamalar var. Şu an Avrupa Birliği tarafından da aynı durum var. ABD'den bu ses niye geldi? Bankalardaki kriz yani son bank run olayı ve bankalardaki bu iflas süreci kripto paralara bağlandı arkadaşlar. Halbuki kripto paralardan da bu arada ters yorumlar da geldi. Mesela. İşte CZ bankaların kriptolar ve stable coinler için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Yine ARK Invest kurucusu Katie Wood <laughs> konuyla alakalı konuştu. Elon Musk burada Katie Wood'u destekledi ve bankaların kripto paralar için bir risk olduğunu söyledi. Yani şu anda kripto piyasası açık ara bankaları suçluyor. Bankalar ve benzer taraflar kripto piyasasını suçluyor. ABD tarafında dahi kriptoların kalıcı olarak yasaklanmasına yönelik sesler çıkıyor. Bunu yapabilirler mi? Bunu yapamazlar arkadaşlar. Sebebi ise ABD parayı sever. Yani adamların zaten şöyle bir genel algısı ve stratejisi olsa bugün bu kadar büyüyemezlerdi. Nedir o? İşte böyle böyle yasaklayalım. Yok. Böyle böyle yasaklayalım değil. Böyle böyle burada para var mı? Dönüyor mu? Dönme potansiyeli var mı? He güzel. O zaman en çok bizde olsun. O zaman pastadaki büyük payı biz alalım. E, mantığıyla ve mantalitesiyle hareket ederler. Bu da neyi gösteriyor? Tabi yasaklama gibi bir durum olmayacak olmasına rağmen sert regülasyonlarla, sert düzenlemelerle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bir bakalım. AB parlamento üyesi kripto paralar yasaklansın diyor arkadaşlar. Avrupa Birliği parlamento üyesi ve Belçika'nın eski maliye bakanı ee, Joan Van Overtveld geçtiğimiz günlerde vuku bulan bankacılık krizinden kripto paraları sorumlu tuttu. Overtveld üye e, ülkelerin kripto paraları tamamen yasaklaması için çağrı yaptı. Bakınız yine bankacılık krizi ile alakalı bir durum arkadaşlar. Doğrudan bankacılık e, krizi kripto paralara yönlendiriliyor ama e, şunu atlıyorlar yani müşterilerin müşterilerin bakınız dolarlarını çekmesiyle tam olarak kripto paranın ne alakası var? Gerçekten soruyorum. Yani adam gidiyor SVB'den çatır çatır fonlarını çekiyor. Bunların içinde kripto para yok. Adam çatır çatır fon çekiyor SVB'den. Neden? Neden yani kripto parayla bunun tam olarak ne alakası var? Yani illaki birbiriyle karışmış durumlar var ortada. Ama buradaki asıl çöküşün mutlak surette Fed'in faiz kararlarıyla alakası var. Bu konuyla alakalı pek çok taraf, pek çok kişi, pek çok rapor mutabıktır arkadaşlar. Hatta SVB dahi doğrudan bu açıklamayı yetkilileri yapmıştır. Dolayısıyla bunun kripto paralarla gerçekten de hiçbir alakası yok. Ancak FDIC tarafı bile Silvergate'i alacak olan tarafın kripto paraları asla eylemde bulunmaması. Yani şu anda biliyorsunuz SVB ve Silvergate bankaları satılıyor arkadaşlar. Ama adamlar diyor ki Silvergate'i alacak olan kişi, kişiler, kurum, kuruluş kripto paralarla asla hareket yapmaması gerekiyor diyor. Tabii ki FTX ve Luna çöküşe katkı verdi. Ama burada asıl ortamı ve zemini hazırlayan Fed'in faiz kararları oldu. Bütün bunları yaparken enflasyonda düşüşler gerçekleştirmek için burada faiz kararlarını verirken regülatörler neredeydi? Yani bütün bunları yapmıyordu. Sonunda suçlu e, kripto paralar oldu vesaire vesaire. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan eski Belçikalı bakan dijital varlıkları spekülatif zehir olarak tanımladı. ABD'de geçtiğimiz hafta iflas eden 3 bankayı işaret eden politikacı buradan bir ders alıp kripto paraların engellenmesi gerektiğini düşünüyordu. İşte o kolay değil öyle. Anlatabiliyor muyum? O o kadar kolay değil. Onu o şekilde yapamıyorsunuz yani sen de biliyorsun. Tepkilerin ardı kesilmiyor. Belçikalı AB Parlamento Vekili'nin yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Kripto topluluğu ve ülke vatandaşları eski bakanı banka kartelini kollamak ile itham etti. Evet. Ee, bir de böyle bir mesele var. Banka kartelini kollamak. 2014-18 yılları arasında Belçika Maliye Bakanı koltuğunda oturan Joann Van Orlet, 2019'da AB Parlamento Vekili ve Parasal İşler Komitesinin bir parçası oldu. Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi, 2024'te devreye girmesi beklenen düzenleme paketini, yani Mika, geçtiğimiz sene onayladı. Evet, e, Mika arkadaşlar, 2024'ün burada özellikle ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Önemli bir pakettir. Konuyla alakalı biliyorsunuz, uzun bir video çekmiştik. içerisinde stable coin'lere dair, e, Bitcoin, pova PoS'a dair. İşte enerji kullanımına dair vesaire çok fazla şey barındırmaktadır arkadaşlar. Yani vergilendirme de dahil olmak üzere geniş bir pakettir onu da söylemek lazım. Şu anda bekleniyor. Bu arada tabi regülasyonları bununla karıştıranlar var. Regülasyon tek başına bir şey değildir. Regülasyon dediğimiz düzenli bir şekilde gelmesi beklenir. Böyle tek parti bir paket değildir. Mika bir regülasyondur ama Tek başına bir e, regülasyonların tamamı değildir yani sadece bir paket gibi düşünmemek lazım Zaman içerisinde piyasa yeni kararlarla yeni farklı merciler tarafından regüle edilerek belli bir hukuki belli bir ekonomik sisteme oturtulması amaçlanıyor. Bu durumda yani bunun geneli de regülasyon olarak karşımıza çıkıyor. Regülasyon tabiriyle karşımıza çıkıyor. Tamam. ABD'de geçtiğimiz hafta iflas eden Silvergate e, Silikon Valley ve Signature Bank'ın dijital varlıklarla bağlantısı bulunuyor. Amerikan vekillerin bir kısmı olayın ardından geleneksel finans kurumlarının kriptoya bulaşmaması gerektiğini belirtti. Resmen bir saçmalık. Yani bununla alakalı yorum bile yapmamak lazım arkadaşlar. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.